Evet, bir önceki paylaştığım story alınmış ve birkaç fenomenin sette Eda'yla, ki bunu devamını bile getiremiyorum. Çünkü şöyle, ben o kızı, Eda'yı, Edoş'umu, o benim canım, bir değerli bir kardeşim bahsiyle tanıdım. Onun şu an kimli olduğu önemli değil benim için. Açıklamak zorundayım şu an. Bırakın her şeyi, o benim kardeşim ve öbürü de benim kardeşim. Eda'ya sadece görücü gelir, ben de evine giderim, kabul edip etmediğimi söylerim. Onun öz abisi gibiyim, bilginiz olsun. Hiçbir zaman bu tarz haberlerle olmadım, beni bu tarz haberlerin içine sokmayın. Eda benim dünya ahiret, öz kardeşim. Sizi çok seviyorum. Dua edin. Mervoş'um sonuna kadar haklıdır. Mervem ne diyorsa doğrudur. Konular hakkında konuşup olaya üçüncü kişi olaraktan girmek istemiyorum diğer insanlar gibi. Yani. Abi sen neredeydin? Ben Trabzon'luyum. Azerbaycan'a selam. Ama be efendim ya. Fum. Oğlum. TikTok'a neden video atmıyorsun? Atıyorum. Sadece bugün atmadım. Good videolar. Evet gördüm. Kürt, Türk kardeşim sence? Tabii ki de. Yani ayrım. Oğlum buranda ne çıkıyor ya? Evet son TikTok masa falan filan masaya koltuğa TikTok koltuğuna gideceğim arkadaşlar. TikTok koltuğu. Bu bakışı biliyorum. Bu bakışı biliyorsan güzel. Yani para ayrı şeydir, dostluk ayrı şeydir. Para içinde dostluğunu satan ben değilim. Menajerini, arkadaşını menajer olarak görüp değiştiren insanlar bunu şey yapsın. Yani zaten arkadaşlıkla para arasındaki kırmızı ince çizgiyi ben biliyorum. Siz kendinizi sorgulayın yani. Bunca yıldır arkadaşınıza kalkıp menajer gözüyle bakıp başka biriyle anlaşma yapıp o çocuğu ortada bırakırken de şöyle yok şöyle yok böyle. Çünkü ben insanların gerçek hallerini görebiliyorum. Buradan arkadaşımın yanına gittiği zaman nasıl bir ruh halinde olduğunu bilebiliyorum. O yüzden herkesin kafasına göre. Kafasına göre. Benim paraya ihtiyacım yok. Benim insana ihtiyacım var. İnsana. Sence mi bana? Ya arkadaşlar yargel var mı yazıp durmayın. Salak salak saçma salak ne şeyler yazıyorsunuz? Ne, bu ne demek ya? Arkadaşlar biliyorsunuz ben Torlak benim çok eskiden bir arkadaşım. Yani. Hani böyle olayların olması saçmalık. Öyle böyle bir şeyler. Yani söylerken siz inanıyor musunuz dediğinize? Oğlum siz benim böyle bir karakterde insan falan mı sanıyorsunuz? Siz o. Pardon da arkadaşlar siz o diğer algı yayınlarına şey yapıp ya da böyle sahte oyuncu, çıkarcı, menfaatçi, pislik, terbiyesiz insanları la izledikten sonra gelip beni onlarla karıştırmayın lütfen rica ediyorum. Çünkü burası diğer yayınlar gibi kalitesiz, boş, böyle hiç kendine bile yararlı olmayan insanların yaptığı yayınlar değil. Neye doymadın? Aa ben bükülmene doymuyorduk. Ah razı olsun be öz büküldükçe dal geçiyorlar. Biz de ama biz alışık evim. Canım benim de zamanında bazı kişiler duygularımla, Kürt olmamla, mutluluğumla, duruşumla, her şeyimle dalga geçtiği için özel hayatta, gerçek hayatta. Kusura bakma ben burada söylediğim şeyler kendime açıklayacak şeyler. O yüzden umut bükmek için değil, ben o insanları yaptıkları karşısında boş kalmamak için söylüyorum. Üznur'la neden ayrıldım? Arkadaşlar şöyle, Üznur'la çok uzun bir ilişkim olmadı. Kısa bir sürede. Güzel anılar biriktirdim ben Üznur'la. O anılar her zaman bende kalacak. Unutmayacağım. Allah'ın izniyle onları.
az önceki yayında da şeyi sormuşsunuz. Özgür'ün aldığı gömleği ne yapacaksın? Atmayacağım. Niye atayım? güzel bir insanın bana hediye ettiği bir şey. Bende anısı var. O yüzden atmam. Onu güzel bir şekilde taşıyacağım. İki düğme kuralında uyarım o gömlekte diye düşünüyorum. kaç yaşındasın? 27. Bahsetmem gereken başka. Arkadaşlar kafam o kadar dolu ki o yüzden zaten bir ilişki benim düşünceme göre dört dörtlük olamaz. İllaki sorunlar olabilir. Önemli olan bu sorunlarla nasıl baş edebildiğindir. Yani edemedik galiba. Baş edemedik. Öyle söyleyeyim. Öznur'un kalbi çok temiz. Çok temiz kalpli birisi. Seviyorum Öznur'u hala. Kalbini de çok seviyorum. Ama uyuşmazlıklar oldu. Az önceki yayında da anlattım. Kültür farklılığı var. Bu kültür farklılığını başında belli değil miydi? Evet belliydi. Fakat o farklılıkları bazen orta noktada buluşturabiliriz diye düşünüyorum ben. Buluşturduğumuz zamanlar da oldu. Buluşturamadığımız zamanlar da oldu. Özgür'ün de dediği gibi kıskandı ve bunun sonu daha kötü bitmesini istemediği için Özgür bitirdi. Ben bitirmek istemedim. Çünkü ben mutluydum onunla. Ama hani biri kıskanıyor diye şey yapıyor diye ben hayatımı değiştiremem. Çünkü benim hayatım bu. Yani insan sevdikleri için hayatını değiştirebilir mi? Evet değiştirebilir ama tamamıyla de değiştiremez. Çünkü kimse kimse için değişmesin. Herkes neyse o olsun. Benim şahsi düşüncem bu. Ben de Özgür'ü kıskanıyordum. Ama hani çok uç noktalarda değil açıkçası. Cümle kurmakta zorlanıyorum birazcık. Kimsenin senin yerine geçtiğini düşünmüyorum. Hayır böyle bir düşüncem yok arkadaşlar. Ben bunu görüyorum. Birkaç şeyde gördüm. Böyle bir düşünce yok. Çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar yani nasıl diyeyim bunu? Bir insan birisinin yerine geçemez. Asla böyle bir şey yok. Çünkü hani birisinin yerine geçmek istediği o insanların arasında hani o insanlar zaten yerine geçmek isteyen insanı anlarlar. Bu bir. İkinci olarak da hani kimsenin mesela ben sizi bir yere koyuyorum değil mi? Siz benim için değerlisiniz. Sizin yerinize kimse geçemez. Böyle bir şey yok. Bu benim için böyle daha doğrusu. Yani ben böyle düşünüyorum. O yüzden ben kimsenin yerine geçmeye çalıştığını veya herhangi bir şey yapmaya çalıştığını düşünmüyorum. Yer beri tiketle 200 milyon olmuş arkadaşlar. Sizin hepinizi de kutluyorum. Bunlar sizin sayenizde olan şeyler çünkü. Aferin size. Sizi tebrik ederim. Filled with cameras that monitor every moment, these challenging contestants will be competing, completely isolated from the world. Who are you? I'm going to explain everything inside. You opened the door. Anybody takes one step outside of that door, they're immediately disqualified. I'm Noah. We just came from the competition. Sürpriz. Evet.